Efendim, sevgili Elin, kardeşim buraya konuğum oldu. Nasıl geçti Sibel Baysal ablamla? Çok güzel geçti. Klip yaptık, beraber yemek yedik. Sohbet, muhabbet çok güzel geçti. Şu an ben mi seni gönderiyorum, sen mi Ay hayır, gidiyorsun? tabii ki de ben gidiyorum. Sen hatta bana Ha. kal dedi. Öyle şey mi olur? Tamam. Çok sağ ol ablacığım. Hadi bakalım. Bir şey unutmamışımdır umarım. Bak bakayım. Şurada şarjı falan var mı? Yarın yine Bana görüşürüz. çok güzelsin. Canım benim tanem. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet efendim. Kendisi Gel görüşelim istiyorsan abla. ha? Görüşürüz gel. Hadi Görüşürüz abla. hadi bay bay. Hadi bay bay. Kendine iyi bak. Efendim, güzel bir şekilde karşıladım, ettim. Çok iyi bir insan. Keşke insanlar hep böyle olmuş olsa. Ama bilemiyorum. İnsanlar niçin buraya Sibel ablasına gelmiyorlar, etmiyorlar. Bundan dolayı efendim. Yani her insan gelmek zorunda değil. Ama gelenler görüyorsunuz efendim. Lubunya olarak da ne kadar güzel ağırladım, ettim. Yani. Bu arada çok sinirlendi. Feride'ye. Bezo tarafından ben de öyle. Ya kendini göstermek istemedi. Efendim kendini göstermek zorunda değil ama gene konuşmalarını yaptı. Serdar kardeşim hoş geldin. Ben yakar mısın? İki defa yakıyorum. Bir daha yakar mısın? Efendim? Bir daha yakar mısın? İki defa Yanmadı yak. mı? Aa. Özür. Evet efendim, misafirim konuğum oldu. Yemek, memek önemli değil. Bunlar söylenmez.
Ondan sonra ne dedi? Diğer farklı arkadaşlarım var dedi. Seni kötü tanıyan. Merve, hoş geldin. Alabilir miyim Merve? Diğer farklı derken hani Lali olaraktan arkadaşlarım var dedi. Onlara da birlikte geleceğiz dedi. Bakayım Merve sen gönder alamıyorum. Yok kötü bir şey olmadı ki. Aa. Onlara da şey lazım. Merhaba Sibel abla. Hoş geldin Merve. Hoş buldum abla. Bu niye bana diyor bunlar abla ya? Ya şimdi sen de bana gelsen ben sana herkes beni kötü tanıyorlar. Onu bence şey yapalım. Necati. O suyu oraya koyarsan erir gider. Şimdi diyorlar ki Merveciğim Efendim yok abla. Zümrüt'ün yayınına katılıyor. Buradan başlayayım. Hı. Sonra işte Merve ile Zümrüt ya arkadaşım ikisi şey yapıyorlar, anlaşıyorlar. Evet. Ne? Ben Zümrüt Ha. ablayı seviyorum. Herkesin sorunu var diye benim olmak zorunda değil. İzleyen izlesin, izlemeyen izlemesin. Aynen öyle. Yani Herkes iyiken, herkes iyiken iyiliği sorgulamıyorlar. bugün de bana gelen hiç ummadığınız kişi Eylül geldi. Konum oldu. Yani şart mı burada kalmış olsaydı ben madilik mi yaptım onu? Hayır. Güzel Ya. videolar çektik. Ettik. Siz kendinize bakın ya. Merve neymiş efendim? Onunla, bununla, şudur E ben budur. de Şengül'ü sevmiyorum. O zaman kimse de Şengül'e gitmesin. Yani ben sevmediğim insanları gidiyorlar diye ben kimseye yorum yapmıyorum. Kimse hakkında da demiyorum ki ya bununla niye görüşüyorlar da demiyorum. Ben Zümrüt ablayı seviyorum. Yani kimse sevmeyebilir. Bu ben için de geçerli. Burada beni de çoğu insan sevmiyor ama yani sevmek de zorunda değil. Sadece herkes birbirine saygı duysun. Ya aslında bakarsan seviyorlar da Zümrüt şey yapıyor ya. Yani Zümrüt ablanın ani çıkışları var. Bak bugün de söyledim. Dedim ki sen insanları kazanmıyorsun, kaybediyorsun. Yani Yo yo. aniden çıkışları, Yakası yok. hakaretleri. Merve. Merve. Bir ablanı Dinliyorum abla. dinle. Zümrüt gerçekten duygusal bir kadın. Aynen. Benim gibi. Zümrüt abla bir de aniden sinirleniyor. Birden sinirleniyor. Ya sonra pişman oluyor ama işte iş işten geçmiş oluyor. Ya dün halbuki bir şey yoktu bu kadar kavga edecekler ama yani onu uyarıyorlar. Diyorlar ki yapma. Diyorum ki Zümrüt abla yapma. Her şeyi yanlış anlıyor. Bir de A diyorsun B anlıyor. B diyorsun C. Ya diyorum ki bak böyle demek istemediler. Böyle o anlayana kadar ama bir ortalık karışmış oluyor. İşte fevriliği yüzünden oluyor. Bu aslında Zümrüt ablanın içinde bir kötülük yok yani. Yok. Asla. Yani Şengül'le karşılaştığımız zaman yanından bile geçemez Şengül Zümrüt ablanın. Ya herkesin arkadaşı kendi abla şimdi. Ben hiç anlaşamadığınız birisiyle çok iyi anlaşabilirim. Benim anlaştığımla onlar anlaşamaz. Onlarınkiyle ben. Sen doğruları konuşan bir kadınsan. Ben bundan dolayı susuyorum. Ha, ne zaman bana ben konuşacağım yeri çok iyi biliyorum. Allah. Ne geçti? Ne geçti? Yani o bana yazıyor.
Merve işte şuna şeyle bırakın Allah aşkına. Beni bir sal. Zaten duygusal bir kadın. Aynen. Böyle bir şey Herkesin sorunu bak. kişisel abla yani. Ben niye karışayım ki onun kavgasına? Ben şimdi anca derim ki ya yapmayın. Günahtır, ayıptır, bilmem der, geçer giderim. Gerisi beni ilgilendirmez ki. Ben küstüm, size küsün diyemem. Verin hoş geldin. Ona da hadi iyiyiz, hep birlikteyiz. Bende bir bu şey yok yani. Sakı doğdu. Onu da alalım. Gelmek istersin. Siz devam edin Merveciğim. Yani üzüm tablayla hepimiz iyiydik. Tamam, aralarında bir tartışma çıkmış olabilir ama ben niye küseyim şimdi? Yani ben niye kötü sözler söyleyeyim? Yani şimdi Şengül'e dedim ki ben kötüyüm diye herkes de kötü Alabilirim. davransın o zaman. Dur, internet. Sürü şeklinde ilerlemiyoruz burada yani, bilmiyorum. Ama onlar da 2 gün sonra barışırlar. O yüzden kavgalarına girmek istemiyorum. Yani 2 gün sonra onlar iyi olur, ben kötü olurum. O yüzden yorum yapmıyorum hiç kavgalarına. Yani üzüm tabloya açıkçası güvenip de tepki de veremiyorum. Selam. Aleyküm selam beni. Niye Ne bileyim yapıyorsunuz? kimseyi aldanıp da şey yapma bence. Zümrüt iyi bir duygusal olan bir Zümrüt ablayı insan. seviyorum ben. Yok yok, Zümrüt ablayla bir kötülüğüm yok. Zümrüt ablaya şu açıdan güvenmiyorum dedim. Şimdi bugün bile bana alttan diyor ki Şengül yüzünden bana saldırıyorlar. Halbuki alakası yok. Zümrüt ablanın hareketleri yüzünden bu kavga çıkıyor. Ama o zannediyor ki Şengül yüzünden. Hani ben Şengül'ü dile getirdim diye. Hani Uğurlar onu hakaret ediyor zannediyor. Yani bir yandan bana suç bulmaya çalışıyor. O yüzden girmiyorum aralarına. Yılları ben izledim, yayınları izledim ben. Fazla izlemedim gerçekten Merve. Bir girdim, bir çıktım. Selay, 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 Selay. Madem Selay iyi bok da niye ortalığı kafan ayıkken gel lan? Ben dün gece hiçbir yayın Yeri geliyor. izlemedim. Zeynep'in bokunu yiyor. Yeri geliyor. Merve'nin çoluğuna çocuğuna laf söylüyor. Yok Seley abla hiç benim çoluğuma çocuğuma laf söylemedi. Şey olarak mı hayali olarak mı gördüm ben? Yok yok, hatta söylediklerinde destek çıktı. Tam tersini yaptı. O zaman Uğur'la karıştırdım. Uğur çocuğuma burada birkaç kişi söyledi ama Uğur öyle dile getirmediler. Sadece bir video olduğunu, işte onu, o da benim çocuğuma, ben hani video dedikleri yani bir konuşma, o da kötü bir şey söyledi değil, onlara göre kötü olabilir, bana göre değil. Yani eskiden böyle bir tartışma olduğunda, şu an benlik bir şey yok, benim çocuğumu kimse ağzına alamaz zaten. Şimdi sen. Arkadaşlar merhaba, benim Merhaba sesim abla. geliyor mu? Şimdi geliyor. Merveciğim merhaba, Sibel Merhaba. Hanım merhaba. Valla. Klipler olay olmuş bu arada. Bayıldım Aa, kliplere. benim Sibel Hanımcığım, son klipler muhteşem olmuş. Bayıldım. Hepsini izledim. Yorumumu da yaptım. Çok güzeldi. Bana da söz hakkı verdiğiniz için teşekkür izlemedim. ederim. Çok kısa bir şey söyleyeceğim sadece. Merve de Ben buradayken. izlemedim. Geri temel çıkma Bereli Hanım, Marifet Hanım efendim. Tamam hayatım. Merve de buradayken bir şey söyleyeceğim. Şimdi Zümrüt'le ilgili bu son 2 gündür, dünden beri olan şeyler gerçekten aslında çok kötü. Yani ben Aynen. objektif olarak baktığım zaman böyle bunları seyrettiğimde içim acıdı yani, açık ve net, anladın Ben mı? Bunlar izlemedim niye dizi şeyleri. oluyor? Niye bunlar oluyor? Yani bunların hepsine sebep veren Zümrüt'ün kendisi. Evet. Defalarca kez aynı hatayı yapıp Zümrüt'e akıl vermek gibi bir niyetim yok. Zaten Zümrüt hiç kimsenin aklını dinlemez. Kalkıp mesela önceki yayında Feride bana diyor ki, Feride yayında diyor ki, Beril diyor, hadi hazırlan diyor. Bugün diyor Zümrüthane'ye gidelim diyor. Önce Almanca söyledi oradan. Ben de ona Almanca dedim ki ya bugün olmaz dedim. Çünkü birkaç gündür hastayım. Kendimi iyi hissetmiyorum, tamam mı? Onu yanlış oradan görüyor. Diyor ki Beril diyor 2-3 gündür diyor zaten yayına girmiyor diyor. Bak bak diyor, benim yayınlarıma da Anlattık da girmeyecekmiş. Ya arkadaş, anlamadı. sana doğrusu söyleniyor. Sen niye bu Doğru insanları şey. böyle kendi kafana göre neyin içinde yaşıyorsun? Aynen. Ya anlamıyor. O Hiçbir anda şey anlatsan da bize söylemeyeceğim kızıyor. Merve.
insanların mesela bak bunu hepimiz sen de yapıyorsun Merve. Şimdi mesela sen yayına giriyorsun ya Zümrüt'le beraber. Sen de kendinle alakalı konuyu konuşuyorsun değil mi arkadaşım? Mesela Evet. ne? İşte Şengül'ü sevmediğini söylüyorsun. Hiçbirini. Şengül'le ilgili konuşuyorsun. O sırada hemen senin kayığına Hem... biniyor. Ben giriyorum. Ben mesela atıyorum Merve ile ilgili konuşuyorum. O sırada hemen benim kayığıma biniyor. Ya bunu Yok yapma yok yok. arkadaş, yapma. Bak bugün Bırak millet de dedim ne ki konuşursa konuşsun. bak bugün Ama bu dedim ki saatten sonra milleti Merve bak. karşına alacağına yanına al dedim. Yok Merve, bu saatten sonra söyleyeceğim. Allah ayağına taş değdirmesin ama ben bu saatten sonra yemin ederim asla Zümrüt'le hiç bak ya bu yapılanlar üzüyor ben evet üzüyor. Niye olsun arkadaşım yani 60 yaşında bir kadına bu kadar aşırı tamam kızlar belki şakayla karışık yapıyor ama o şimdi ben eminim ki onun içi acıyor anladın mı? Baş başa kaldığında üzülüyor. Yani niye böyle? Ama Zümrüt bunların hepsini sen yapıyorsun arkadaşım. Kusura bakma. Artık bu saatten sonra Zümrüt'le ilgili hiçbir yerde konuşmayacağım. Allah yolunu açık etsin. Yani benle ilgili kimse de bana yazmasın. Abla sen niye yorum yapmıyorsun Zümrüt'e? Bak bunları diyorlar. Birinin marifeti. Hanımefendi. Yayından çıkmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Sen Buyurun tabii. Zümrüt'ün duygusal olduğunu biliyorsun. Biliyorum ablacığım ama bu hastalıklı durumdan da kendini kurtarması lazım Sibel Hanım. Bak Sibel abla bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen de mesela yeri geliyor bazen hepimiz insanız değil mi? İçiyorsun mesela kafan iyi oluyor. Bazen yanlışlıkla insanların kalbini kırabiliyorsun. Sen, ben, hepimiz. Ama sen bir noktadan sonra doğruyu biliyorsun ve yani düzgün davranıyorsun. Ama bu yok arkadaş yani. İçmeden, bir şeyin etkisi altında kalmadan ya ben seni her dakika korumak zorunda değilim ki o veya bu veya bir başkası. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zümrüt zaten beni zerre kadar sevmiyor. Bir ceviz kabuğunu dolduracak kadar Aslında sevip sizi saygı seviyor, duymuyor bana. paylaşamıyor. Hayır. Sizi seviyorsun. Merve beni zerre kadar sevmiyor. Bir ceviz kabuğu kadar sevmiyor beni bu kadın. Perideydi, seninle Ben paylaşamıyor sevsin kimseyle. veya sevmesin mücadelesine de Dostum. girmiyorum ama ya sen kaç yaşında Yemin kadınsın? Niye bunu ederim. torununa yaptırıyorsun ya? Veril. Veril. Kimse kimsenin derdini bilmez. Bilmez Aynen. ablacığım, orası öyle. Ya bak ben o zaman da söyledim Beride. Yalnızlık, Gözüne belki gel. benim 3-5 Veril. paylaştığımız insanlar var ama tek orada. Sen zaten kimsenin kızına gelebilecek bir kadın değilsin. Sevgili biri. Bak Yap. şimdi olduğu gibi kabul ediyoruz. Diyoruz ki ya kaç yaşında kadın bu saatten sonra Zümrüt'ü istesek de değiştiremeyiz. Aynen. Olduğu gibi kabul edelim. Ama Zümrüt sen de kaç yaşında insansın? Sen de arada biraz bize saygı duymayı öğren. Aynen. Bizi bu kadar harcama. Yer etme bizi. Yani Bir kaç anda gündür artık. yayınlarda sürekli beni geriyor. Sürekli beni geriyor. Laf sokuyor. Ya niye yapıyorsun bunu arkadaş? Ben bunlardan etkilenmiyorum ama başka insanlar farklı yerlerde farklı şekilde kullanıyorlar bunu. Bak mesela bugün bana kaç tane mesaj geliyor. Abla Zümrüt'e bunlar söyleniyor. Sen hani Zümrüt'ü seviyordun? Ya ben niye çıkayım şey yapayım ki yani? Daha ne kadar yapayım yani bunu? Olsun. Yine arkadaşsınız. Yani iyi olacak bir şey bırakmıyor, anladın mı? İyi olacak bir şey bırakmıyor. Tamam sen İyi olsun. aklım. Yani şurada o yarım saatlik ilerimde oturuyor. Yani normal bir şey olmuş olsa, gitsek haftada bir gün alsam, gezdirsem, bir ihtiyacı olsa, o bana ben ona ses olsam ama böyle şeylere gelmiyor kadın. İstemiyor bunları. Zümrüt Olsun. kendi de biraz kaostan beslenmeyi seven bir insan. Ya tamam hepimiz geçmişte bir şeyler yaşadık. Yani Biri onun senden Feride'den başka Sehtap Altı'dan başka kimi var? ama ablacığım her dakikada benim üstüme basıp yani yere beni yerdikten sonra ben daha ne yapayım yani bu Aslında kaçıncı kız Beril nazı artık? bize geçiyor yani şöyle diyeyim mi? Sana bana Feride işte üçümüze geçiyor yani biz bir onu pohpohlayabiliyoruz biz affedebiliyoruz çabuk kolay belki de ondan bize böyle yapıyor yani çabuk affetmesek belki o da bize yapamazsa ama kötü bir niyeti yok dediğim gibi dün biraz şakanın şeyini çıkardı fazlası diyorum ki Zümrüt abla tamam dur yani bak diyorum fevri davranma şöyle yapma laf da dinlemiyor o anda bana da çıkışıyor hani sen sus cüce seni de atarım yayından falan filan bir dinlese Kans veren aman ne bileyim ya o ne ki yani Beril hanımefendi Feride olsun çok seven yer şeyi Zümrüt'ü.
Aynen, ben de seviyorum canım tavla şimdi. Tam bazen Yani sıkılırım ama. burada Hoş ortada geldin. olan Hoş Zeynep hocam, bulduk hoş efendim. geldiniz. Hoş Burada bulduk. ortada olan bir şey var. Şimdi buradaki birçok kişi bunu yapıyor. Mesela Selay konusunda da. Selay da hemen bir şeylere O sinirleniyor. sefer Yani zaten düne hayatım. kadar canım arkadaşım, canım cicim dediğiniz insanları kalkıp bugün yeriyorsun. Yani bir şey varsa aç özelden karşılıklı konuş. Bir şeylerin etkisinde kalıp burada insanları bir anda yeriyorlar, siliyorlar. Ya tamam, biz Gullüm hepimiz seviyoruz ama bu kadar da değil yani ya. Bu kadar da değil yani. Evet, bir de yaş farklarının da göz önüne alınması Ayrıca gerekiyor. yani yaş farkı da göz önüne alınması gerekiyor ama bazı şeyler var. Bir de insanların sürekli işte yok mesela yaşlı, bu falan Yok. filan. Yani hepimiz aynı yaşlara geleceğiz. Tabii. Selay bana kalkıp sürekli Bak mesela sürekli mesela ablacığım diyor. ablacığım diyor. Zeynep gerçekten şeyi seviyor. Selay mesela sürekli bana kalkıp ablacığım diyor. Ya ben şimdi Selay sen bana niye abla diyorsun? Ben senden zaten küçüğüm mevzusu mu yapayım? Ya, o yapmam canım tanem deyip geçiştiriyorum yani bu. Yani bundan dolayı araya pek olaraktan girmeyin arkadaşlar. Tamam Evet. mı? Yani. Sibel abla bana söz hakkı verdiğin için teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kliplerini gerçekten çok Ben... beğendim. Hepsine yorum da yaptım. Çok harika olmuşlar. Eylül'e de çok teşekkür ediyorum buradan. Güzel çalışmalar. Dediğim gibi Zümrüt'le de ilgili bu saatten sonra artık ben yani hiçbir şey söylemeyeceğim, konuşmayacağım. İyi olsun, üzmesin kendini ama İnşallah, artık ben yokum yani bu saatten sonra. Hı? İnşallah barışırsınız yani. Siz Barışırlar, kalmak. barışırlar. Dayanamazlar Zümo'ya. Barışırlar Ben de dediğiniz Zümo'ya belirtin neler dedim, kırılmış gel biraz. diyeceğim. Hı? Barışırlar tabii Aynen. canım. Yani ben de Zümrüt'e çok sinirleniyorum. Barışmayacağım, gelmeyeceğim, gitmeyeceğim. Dayanamıyorum yine. Arkadaşım yani ortalığı karıştıran başkaları. Evet. Şu an Beril hanımefendi, Beril Marifet adı üstünde. Astrolojik olarak koymuşum. Psikolojik Evet. olaraktan. Yani bugün küstüler ve bugün rol geldi mi buraya? Burada. Rol burada mı? Yok. Burada evet Burada geldi. geldi. Bu arada astroloji derken hemen o konuda size bir şey söyleyeceğim. Bana bir ay daha müsaade edin. Bir ay sonra sizin tam detaylı bir şekilde astroloji haritanıza bakacağım. Bu saatten sonraki gidişatınıza, hayatınıza daha farklı bir pencereden bakmanız için size danışmanlık yapmak istiyorum. Gerekli yerlerde işte şu günde yapın, bugün de yapın, şu gün daha iyi olur gibi şeyler yardımlarda bulunacağım size efendim, tamam mı? Aa, süper olur Beril Hanım. Çok güzel bir şey. Tabii klipler yayınlandı artık. Onun belli günlerde yayınlanması lazım işte. Aha. Biliyorsun sen senin bu tarz şeyleri. Evet. Siz zaten şey konusunda da uzmandınız. Astrolojik olarak cinsiyet değiştirme Evet. bölüm adanede. O konuda da Evet. gerçekten çok güzel fikirleriniz vardı. Kim Teşekkür ederim ya? Ben efendim bu Roy mukabele. zannettim. Ben ineyim istiyorsan Roy gelecekse Sibel abla. Ben Ha. de inebilirim. Yok ben ineyim. Ne Ha. gelirsen. Rica edeceğim. İyi Görüşürüz. kızım. Ha, güzel kızım. Ruyu alayım. Ruyun şeyi maviydi. Ha. Evet, Joy Hanım Evet. burada. Evet, Roy Hanım mavi tıklı sanırım. Bir Lili hanımefendi kaldığınız yerden devam edin. Kısaca özetleyin efendim. Zümrüt Benim hakkında bugün yarın tabii ki barışırsınız. şimdi hiçbir şey için büyük konuşmuyorum. Tabii ki yani hepimiz insanız. Şaşar beşeriz. Yani asla Zümrüt'le ilgili kötü hiçbir şey söylemiyorum ama bu saatten sonra artık İndirdim. Ruyu alıyorum. yani bu saatten sonra artık o konuyla ilgili asla konuşmayacağım. Hiçbir yayında çıkıp da o kendisi hakkında yorum da yapmayacağım. Ben söyledim. Fikrim, tavrım bellidir. Bu saatten sonra gerçekten yani hiçbir yayında kendisiyle ilgili hiçbir şey konuşmayacağım. Kimse de bana lütfen mesaj atmasın. İşte abla bak Zümrüt'e neler neler söyleniyor. Niye çıkıp bir şey söylemiyorsun? Yani söylemek zorunda değilim. Zümrüt aklı başında olan bir insan. Çıksın kendini savunsun. Biri oradan bir şey söylerken öteki taraftan gülüp geçmeyi biliyor yani. Boş ver, haklısınız.
Bir şey dedin ya Süreyya, kötü bir şey olmasını asla istemem. Ayağı taşa değmesin hani derler ya. Ama lütfen bu saatten sonra yok. Belirlenme kırgın biraz. Roy Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Beril. Merhabalar Roy. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Özür diliyorum Merve. Roy rengini tanıyorum. Konuşmaları konuyla ilgili alakalı olduğundan dolayı sakın Sibel abla beni attı demeyin. Sen de benim bir bacımsın. Buyurun. Valla ben Beril Hanım'ı dinliyordum. Hı. Dediklerine katılıyorum. Üstüne ekleyeceğim bir şey yok. Yani Zümrüt ne söylenebilir? Dünden beri konuşuyoruz zaten. Evet. İkisi arasında olan bir video var. Yayın var. Fakat Beril Hanım bu kadar çileden çıkacak olan bir hanımefendi değil. İlk defa gördüm. Ben Beril Hanım'ın açıklamalarını duymadım bu arada. Şimdi girdim yani buraya. Ne dedi duymadım. Ben de tam olarak anlayamadım. Ya sadece çünkü şu arada kısmına yetiştim. Ben artık hani adını anmak istemiyorum. Konuşmayacağım. Allah ona iyilik versin dedi. Onun dışında bahsettiğiniz videoyu falan bilmiyorum ben. Üstümüzle alakalı söyledi Beril Hanım. Yok bizim onunla aramızda herhangi bir video yok zaten. Ben Zümrüt'le ilgili olan fikirlerimi söyledim. Roy sen aşağı yukarı biliyorsun, tahmin ediyorsun. Daha önce de bu tarz konuşmalar oldu. Tabii. Yani onunla tavrım belli. Kalkıp hiçbir yayında onu gelecek bir şey söylemem yani. Şöyle olsun, böyle olsun demem. Ama bu saatten sonra Zümrüt'le ilgili hiçbir şey demem. Yani iyi ya da kötü. Söylemeyeceğim çünkü beni ilgilendirmiyor artık. Evet, haklısın Beril'cim. Bu yani tavrım belli. Peki Roy ne oldu Beril hanımefendi biliyorsun senin gibi yani taraf tutar demişim uzlaştık olur. Neden? Evet dobra kadar yapar ben de bu kadar Beril Hanım'ı neden mi kızdı? Neden mi Beril Hanım bu kadar kızdı diyorsun Sibel abla? Roy. Yani Beril Hanım dün de söyledim ben bunu. Hatta Zümrüt'ün ne kadar hatalı olduğunu gösterebilmek için Beril Hanım'a örnek verdim. Daha önce de Beril Hanım'a çok çirkin bir saldırısı olmuştu. Hiç unutmuyorum yani o saldırıyı. Kaç kere de dile getirdim. Beril de hatırlar zaten. Hani söyleyecek bir şey yok. Ben Beril'in kimseyle burada kavga ettiğini görmedim. Ses tonunun değiştiğini görmedim. Asla. Ama maalesef yapacak bir şey yok. Yani. Yine biz ne yapalım? Arabalıcı olarak da sevgili Beril marifet hanımefendiye Zümrüt'e buradan kışkırtan olmasın efendim. Alttan görüyorum. Bu ne arada Roy Hanım Zümrüt Hanım'la konuşmuyor zannedersem. Bana Zümrüt Hanım yani bu insanların bu aralar onu da buradan söyleyeyim tekrar. Bana sikleri çok fazla kalkmaya başladı. Bu benim canımı çok sıkıyor. Sanırım sessiz sakinim biraz diye bu aralar böyle davranılıyor. Evet. Zümrüt bana ses kaydı atmış. Neymiş? Benim söylediklerimi önceliğe almış. Benden intikam alacakmış. Hiçbir sözümü unutmayacakmış. Ve de o çok kinci biriymiş. Yapsın. Hadi bakalım. Ne intikamı alacak? Duyursun, yapsın, söylesin. Herkes konuşuyor, bana patlıyor. Şimdi daha da kötü konuşmak istiyorum da burada kimseyi incitmek istemiyorum da senin o yarısı kesilmiş sikini ağzına sokarım. Zümrüt müsün nesin? Roy adına değil de genel olaraktan konuşacağım. Ondan sonra birinin
dinleyicilerimizin yorumlarını alacağım efendim. Sibel Hanım, ben gerekli yorumları yaptım. İzniniz olursa ben inmek istiyorum. Başka söz hakkı almak isteyen varsa buyursun gelsin. Çünkü ben bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Efendim? Jensen. Anlamadım. Jensen. Beril hanımefendi her zaman arayı buluşturan Roy gibi. Yani bunu demek istedim. Yani Beril Hanım zaten diyor ki gerekli açıklamaları yaptım diyor ama Feride gelmiş bir de bu arada. Sibel Hanım şu an zaten gökyüzü de pek uygun değil benim için. Biliyorsunuz yeni bir yengeç ay dönemindeyiz. Bu en fazla koç ve terazileri ve aynı zamanda yengeçleri etkiliyor. Ben de bir terazi olarak çok fazla açıklamada bulunmak istemiyorum. Sonra ucu başka yerlere gidebilir. O yüzden izninizi alıyorum. Sizi sevgiyle kucaklıyorum. Klipler tekrardan çok güzel olmuş, onu söyleyeyim. Öpüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek tamam, üzere. Tamam Beril. Beril çok teşekkür ederiz. Astroloji rica olarak yorumlarından dolayı. Her zaman. Her şeyi geleceğiz. Feride ile Bedur ne dedi? Feride geldi bu arada. Solistim aşağıda. Tabii. Dinliyor şu an yayını. Müsaitse kendi gelsin. Kim geldi? Yo. Pardon, Feride mi? Feride mi geldi? Evet, Feride şu an yayında, yani aşağıda. Gelsin yayına. Gerçi dışarıdaydı ama Feride Hanım. Sen yorum yap. Bedur kim? Efendim ben Bedo'yu bu konuda Allah'a havale ediyorum gerçekten. Kendini solist zannediyor. Yani Feride gibi kimseye karışmayan bir insana bu tarz çirkin hakaretlerde bulunuyor. Sen kimsin ya Bedo? Sen dün çok kızdın ona. Bu arada ben senin yorumlarını az çok takip edebildim. Hı hı. Sen bayağı alenen ve aşikarca sinirlendin. Evet. Evet, sinirlendim çünkü bak Feride'nin... Evet, şu an ben dışarıdayım. İşlerim vardı. Şeye gittim, bu ne diyorlar ya, hani bu faks yapma yerleri var ya, bir Roy ne diyorlar. Şimdi bütün her şeyi ben avukatıma gönderdim. Hı-hı. Ondan sonra gerekli işlemler yapılıyor zaten. Lütfen o kişiyle benim adımı bir daha yan yana getirmezseniz çok sevinirim. Yasal olarak aksiyon alıyorsun. Tabii, yani. Şu an avukatıma gönderdim. Yansıdı. Bütün her şey gitti. Hı-hı. Profil ismini falan hepsini verdim. Ondan sonra artık bir saatten sonra ben ilgilenmiyorum kendisiyle. Benim konuşmaya zaten varoş, daha gelir zaten. Varoş, fakir. Kellerle benim işim olmaz. Bu faaliyet saatten sonra aynen. Ona avukatım eşliğinde cevap veriyorum. Evet evet, olay adli mercilere yansımış. Çok da iyi yaptım bu konuda. Evet. Sevgili Feride. Almanya adliyesinde görülüyor şu aynen. anda. Aynen. Almanya konsolosluğundan geliyorum. Konsolosluğa gittim efendim. Ama iyi yaptım. Bak hiç evet. durmadın. Gece uyumadı Feride. Sabah kalktı. Ya, kızlar hemen sabah... geleceğim alın. Sabahtan beri uğraşıyor bu işlerle. Ben kendi açıklasını istedim. O yüzden yani yayına gelmesini istedim. Olay direkt adli mercilere yansıdı. Yani kolay değil bu memlekette böyle herkes hakkında ahkam kesip rahat rahat dolaşmak. Ben de çok sinirlendim. Roy Hanım da şahit buna dünden beri. Artık bu saatten sonra Beril de bizim için bitmiştir. Evet evet, bu saatten sonra ismini de vermeyelim. Beril doğru demiş. Beril Marfet isim vermeyelim efendim. Yo. Kusura bakma, biri yapılan bir şey varsa beni geç saatte arayıp da yayın aç dedi karala diyen Bedo. Bir de dün yayında kendini şöyle ifade etmiş, başka bir yayında gördüm. Demiş ki bu konuda Sibel Baysal benim yanımda benimle yayın açtı demiş. Yo, Sibel Baysal her zaman Feride'nin yanında. Ya siz bakırsınız. Avukat Bey, buyurun. Öyle bir şey yok, yalan söylüyor yani.
Zaten inanmadık, yalancı biri. Sibel Hanım'ın öyle bir şey yapacağını hepiniz biliyorsunuz. İşte Sibel Baysal'ın bu konudan haberi olmadığı için gece yazmış yayın aç diye. Ama sonra diyor ki başkasına, Sibel benim yanımda, benimle taraf bu konuda diyor. Yo, Sibel Baysal hep Feride'nin yanındadır. Ne kadar sevdiğini her zaman söyler. Yo, aynen. Sen de yapmayın. Aynen öyle. Avukat Bey burada. Avukat Bey. Aynen, aynen. Feride hakkında Feride Hanım, Bedo ne dedi? Ağza alınmayacak küfürler etmiş yani. Evet. Avukat Bey de konuya vakıf zaten. Tabii canım. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet, merhaba tekrardan. Merhaba canım benim. Ha, ne diyor bu? Yine bir şeyler mi söylemiş Zellu Bey? Ya dün Sibel solistimizin haberi yokken konudan yayın aç demiş Sibel solistimize. Ondan evet. Sonra yayın açtırıyor. Sonra diyor ki yayından sonra başka yerde. Sibel bu konuda benden taraf diyor. Çünkü yayın açtı benim için diyor. Doğru mu bu Sibel Hanım? Siz Bedon'un tarafında mısınız? Böyle söylüyor ama Sibel Hanım şey açmadı ki. Kim o konuşan? Eylül mü? Yok, Avukat Bey. Avukat Bey. Anladım. Eylül gitti mi ablacığım? Anladım canım benim. Yani ben o kişinin hakkında konuşmak bile istemiyorum. O insanla ismim aynı yerde anılmasını bile istemiyorum. O derece rahatsız oluyorum ondan. Benim için aslında insan vasfında olan bir kişi de değil o. Yaratık. Dün zaten Roy çok güzel söyledi. Ayrıca çok da çirkin. Yani Allah'ın yaratmış olduğu her şey çok güzel, çok değerlidir. Ama bu bir iğrençlik var yüzünde. İğrenç, itici, böyle bir pislik ifadesi. Yani insana değil de insan dışında her şeye benzeyen bir yaratık. Yani muhatap bile olmak istemiyorum kendisiyle. Yani muhatapım değil. O orada söylesin dursun. O dua etsin ki aramızda 3000 kilometre var. Ben Türkiye'de olmuş olsaydım ki kendi ülkemde, Türkiye benim ülkem, memleketim. Onun gibi gelip orada mülteci olarak yaşayıp da 5 kuruş vergi vermeden kazandığını cukka yapıp cebine sokan bir insan benim ülkemde yaşamaması lazım aslında yani. Tabii canım. İğrenç bir yaratık. Başka söyleyecek hiçbir şeyim yok onun hakkında. Yani insan bile değil benim gözümde. Bir de i̇nsan senin adının değil. Onunla yan yana bile anılmaması gerekiyor. Ya. Evet, çok benim onunla şey hiç olmaz ki. Benim özel numaram bile yok onda. O beni evet. Instagram üzerinden arıyor. Yani öyle dün akşam herhalde bir kıskançlık krizine girdi. Bana saldırdı. Olsun, önemli değil. Ben alışkınım bu tarz şeylere hayatım. Ben kıskanılan bir insanım. Yapılacak ve yapabilecek bir şeyim yok yani. Ne yapabilirim? Tabii canım. Başka kimi kıskanacak? Yani ne yapabilirim? Zaten. Güzelsem, çekiciysen. Evet. Bu benim suçum değil ki Bedon. Tabii canım. Herkes senin gibi maymuna benzemek zorunda değil. Yani Allah hepimizi özene bözene yaratmış ama seni resmen bir maymuna benzetmiş. Ha, bir de görüyor musun? Yarım aklıyla oyunlar yapıp Sibel solistimizi kendi tarafına çekmek. Alnı açılmış, alnı açılmış bilmiyorum. Şu maymunlar var ya hani götleri kıpkırmızı. Kafatasına kadar öyle. Kaşlarından kafatasına kadar. O maymunların kafasına benziyor. Tabii. Kafasına çaput da bağlasa kapatamıyor orayı efendim. Ay ne bağlarsa bağlasın. Bir insan zaten sempatik değilse, bir yaratıksa yani ne yaparsa yapsın kendini. Hiç vokada benzemez. Evet. Dilek ağacı bir çaput dolandırıcı arkadaşım. Dolandırıcı işte insanları dolandırmaya çalışan pislik bir yaratık yani. Evet. Herkesten para istiyor. Benim arkadaşımdan bile tanımadığı kızdan bile kalkıp 1000 euro para isteyen bir iğrenç bir yaratık yani. Ama bu sefer... Sert kayaya çarptı yani.
Yok öyle bu memleket. Bir saniye, bir saniye. Ses geliyor şu an. Tabii canım benim, bir tane. Dur ben hemen iki dakikayı arayacağım, geleceğim tekrar. Çünkü ah so. Evet efendim, ben de temsili olaraktan Kutkaya Yastık'la baş başa kaldım. Ay öyle değil mi ama Merve Dilek Ağacı gibi yani bulduğu her çaputu kafasına takıp da yok ben solistim, yok ben şuyum buyum. Allah aşkına nerenin solisti ya? Bir tane eseri mi okumuş? Bir tane doğru düzgün bir şey mi okumuş? Çıkmış bir tane palyaço gibi caner 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 caner. Bir de sevgili Zeynep Hanım efendi. Bu tür sen kimsin Alanya'da, Antalya'da? Rezimsin ya. Al. Evet. Al. Şeyde, nerede satılıyor bu? Nerede? Ney, altın değil bu. Tamam, Ulus'ta seyyar satıcı. Milyon suçu. Bijuteri olarak, evet. Bijuteri. Evet. Bunlar sana bile yakışmıyor. Demlik. Evet. Ama yani bir de buranın en temiz kalpli insanlarından birine sataştı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Deli dedi mi? Evet. Kızın hiç kimseye kötülüğü yok. Ağzından tek kelime kötü kelime çıkmamış bu zamana kadar. Ne? Aa. Yazıklar olsun ona. Sabahtan bu yana beraberiz. Nereye gitti? Gittiğimiz yerler. Ha işte. Nereye gitti? Mahkeme mi değil? Vergi daire. Herkes diyor ki mahkemeye gitti. Değil. Vergi. Taşındı. Evet. Solistim, bana bir telefon geldi. Hemen geliyorum. Size. Bana gelen efendim misafirin kim olursa olsun ben sen de pardon ne dedi bu Hulye, ver onu bana, sen bardağın büyük kola bardağın. İyidir geldi bana efendim. Ne oldu? Sonra? Yo. Çeşmeden. Deri de gönderdi ya. Feri de gönderdi diye de ben onun adına konuşmuyorum. Ulan dümbük bedo musun nesin? Ya. Ben de alayım. Ama kat değil yanımda. Sabah Peri'ye iftira atan Antalya'da olan Petro'dan gidip şikayetçi olduk mu olmadık? Evet. Ha? Evet olduk olduk. Sen değil ben. Doğru mu? Doğrudur, doğrudur. Ve o arkadaşım geldi az önce. Eylül Hanım. Eylül. Bravo.
Ne kadar güzel ağırladık kebabını. Böyle şeyler söylenmez. Demek. Değil mi? Ama Feride'ye bu şekilde atılan iftira anasına, bacısına Hoş değil canım. ha? Hoş değil yani böyle. Kimse kimseye atamaz. Küfür edemez sonuçta. Evet, yakında efendim yarın çıkıyordum şeye, Azime'ye. Başlıyor musun? Yarın çıkıyorum. Konuşma bitti mi? Ben Yok, bitmedi. araya girmek istemem. Yarın çıkamayacağım. Öbür gün. Bu konuda fikrinizi alayım. Neyi alayım dediniz efendim? Konu Beto denilen topuş, topu şöyle ağzımı kapatayım ki. Bir de Feride Hanım var. Feride Hanım'a küfür eden kişi Bedo değil mi? Evet. Yani Feride Hanım hiç bir suçu günahı olmayan insan. Evet. Bir de oradan demiş ki 1 trilyon şey mi? Para havalesi mi? Öyle bir şey herhalde. Ama Eylül Hanım bilir. Ben ne biliyorum? Yalan oldu. Bu bir de topu yalan söylüyor. Ne kadar güzel ağırladık. Böyle şeylere. Ha. Ne yok? Kiraz mı? Çıkmaz. Kulağıma takayım küpe olarak Olmaz. da. Kili yok ki için. Ne kadar ayıp bir şey ya. Ya Feride değil. Sevengül değil. Kim olursa olsun. Asla gelemem. İftira atıyor. Bedo mudur nedir? Yorumu sağlayayım efendim. Bedo'yu herkes tanıyor yani şimdi. Nerede tanıyor Bedo'yu? Hayır, konuşanlar tanıyor. Bir karakter. Ulan kimse tanımıyor Bedo'yu. Ama yorum yapıyorlar. İşte şöyle insan, böyle insan. Hayır Feride. Böyle değil demiyorum. Ona iftira atmış. Ama herkes diyor ki solist bozuntusu işte başına bir şey bağlıyor, çıkıyor.
Herkes tanıyor onu. Bravo. Bravo. Kemancığım. Ya. Vallahi Kemancığım doğru söylüyor. Sen ne diyorsun bu konuda? Şimdi ben de diyorum ki yani bütün bu arkadaşların Bedo'yla görüşme nedeni ne? Görüşmesinler madem böyle bir insan. Dışlasınlar. Evet. Öyle düşünüyorum ya. Yani. Tamam, buradan yorumları okuyorum. Burada, buradaydı. Neyse, gelen arkadaşıma konum var. Yeminin içmenin lafı olmaz. Memnun ayrıldı mı? Ayrıldı. Beto sen kendi götüne bak. Bak. Eylül buraya geldi. Ne kadar güzel ağırladım. Yemeğine varana kadar. Söylenmez bunlar. Ya. Bir de utanmadan şey yapıyor. Selenki Zürün Solist'i mi? Hakkında neler yapıyor burada? Ezbere mi konuşuyorsun? Canlı konuşuyorum ben burada. Sana mı anlatacağım? Nerede Roy? Nerede Roy? Almıyorum seni. Atın Roy'u etiketleyin. Sen nasıl feleksin? Ben nasıl insan?
Bir sana bak hele dilim şey dişimde batıyor ya şuran. Antibiyotik kullanıyorum ama bugünkü de iyi gidiyormuş.